İyi akşamlar. Hakikaten çok önemli bir Türkiye derbisini Şampiyonlar Ligi derbisi haline getirdiğimiz bu güzel maç sonrası bu programı yapıyor. Ben çok yukarıda kalmışım dünyaya. Sen çok aşağıda kalmışsın. Şöyle biraz ineyim. Gerçekten çok hani gururlandığımız anlar oluyor ya bizim. Evet. Zaten kızlar bizi sürekli gururlandırıyor. Ama yani 6 kez yarı finalde Türk takımları karşılaşma şansını yakalamış ya da mecbur olmuş, öyle diyelim. Çünkü bir ara kural da öyleydi. Evet. Ondan sonra dolayısıyla yarı finalde iki Türk takımının oynadığı 7. yarı final müsabakası oluyor Sev Cup, Şampiyonlar Ligi'nde. Yani daha ne yapsınlar yani hakikaten, değil mi? Ve hep Türkler kazanıyor. Değil mi? Yani, Türk kadınları, Türk kadını, Atatürk'ün kızları işte ne yapsınlar daha? Yani hakikaten bu uzun uzun konuşulacak tarafı, bu tarafı ayrı bir yere koyuyorum ama maç beklediğimiz gibi bir maç mıydı? Yani Fenerbahçe biraz maçtan evvel genel form durumu açısından biraz ben de aynı şekilde düşünüyordum. Sen de dışarıda konuştuğumuz için biliyorum. Biraz daha Fenerbahçe'ye daha yakın duruyorduk ama genel maçı seyrettiğin kadarıyla bir değerlendirebilir misin? Yani Guidetti de bu kadar kolay kazanacağını düşünmüyordu bence. Hatta hani 3. sette Fenerbahçe'nin o setin yarısından sonraki çıkışı olmasa 3-0 bitecekti. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyorduk. Çünkü Fenerbahçe daha önceki maçlarda ciddi bir çıkış yakaladı diye bakıyorduk. Oyun düzeni artık oturdu. Servis karşılamasında fazla sıkıntı yaşamıyor. Pasör çaprazı İşte Vargas da yerine, doğru yerine alıştı. Hani biraz daha Fenerbahçe ağır basıyor diye düşünüyorduk. Çünkü Vakıfbank'ta Isabel'i yeteri kadar iyi kullanamıyorlardı. Ayrıca Michel'in o sakatlığı falan, da he, birazcık sıkıntılıydı. Hani bu durumda Cansu işte sakatlıktan yeni çıkmıştı. Falan. Bu durumda Fenerbahçe, evet, daha bir hepimizin favori gözüküyordu. Evet. Ama tam tersi oldu. Daha doğrusu tam tersi oldu demeyelim. Evet, favori gözüküyordu. Tersi oldu ama Vakıfbank bu maçta tekrar eski oyun düzenine kavuşmuş bir Cansu görüntü. Cansu çok iyi oynadı, değil mi? Yani Cansu çok iyi oynadı. Gabi bence maçın kahramanıydı. Başka bir karakter. Yani uzun süredir bu kadar iyi oynuyor. Sürekli, evet, istikrarlı oynuyor. Zehra çok iyiydi. Öyle ikinci set. Libero iyiydi. Michel defansta çok katkıda bulundu. Hani doğru, hücumda blok out yapıyor, top kullanıyor filan ama defansta da çok katkıda bulundu. Servis karşılama hiç hata yok neredeyse. Evet. İyi servis attılar. Çok etkili servis atmadılar ama iyi servis attılar. Buna karşılık Fenerbahçe yine hücum takımı hüviyetiyle oynadı ama hücum edemedi. Yani hücum edemedi derken o takımdan beklediğimiz hücumu yapamadı. En çok hayal kırıklığı kim sence? Fedorosa var, değil mi? Yani şimdi o kız tabii yaşı ve tecrübesi dolayısıyla iniş çıkışlar yaşayacaktır ama çok olmaya başladı bu iniş çıkışlar. Yani artık oyuncu olacak, yani iyi oyuncu, daha gelişecek, yıldız olacak diye bekliyorduk. Rus milli takımında oynadığı performansla oynayamıyor bir süredir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe defanstan çıkarttığı topları da öldüremedi. Zaten işte burada sıkıntı. Fedorosova öldüremedi, Gabi öldürdü. Yani hani iki hücumcu arasındaki Gabi öldürdü, fark da belirliyor. Fedorosova öldüremedi, Vargas öldürdü. Evet, Vargas ama direnen isimdi. Ama yetmedi. Evet. Yani Popovic'den Eda'yı hiç kullanamadılar. Evet, birkaç tane smaç vurdular hücumda. Çok Popovic yani, bir plaseyle sanıyorum. Evet. Yani smaç plaseyle falan sayı aldı. Eda sayı alamadı. Şimdi Eda bir smaçör skoruyla çıkan bir orta oyuncu maçtan. Yani o zaman çok katkıda bulunuyor. Şimdi onun katkısı olmadı. Meliha ile Brezilyalı'yı değiştirdi. Evet, biraz faydası oldu. Anladın, katkısı değil mi? Oldu. Beklediğimizden çok daha fayda sağladı. O da çok genç bir oyuncu. O da şey gibi, Fedorosova gibi. Yani çok doğru iki transfer bunlar önümüzdeki sene, ondan sonraki sene Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sunacaklar. Ancak hani
defanstan çıkarttığı toplarda, özellikle rallilerde gitti geldi toplarda, Fenerbahçe topu çıkarıp oyunda tuttu. Vakıfbank her eline geçen fırsatı değerlendirdi, öldürdü. Evet. Şimdi aslında birkaç tane benim ve, saptamam ve var. Ve iyi servis attı. Evet, evet, çok iyi servis o zaten, attı. Ama zaten Fenerbahçe'nin ikinci seti aldığında da Vargas'ın servislerinin etkisi tartışılmaz yani. Çok hakikaten hem zorladı hem sayı üretti. Şimdi birkaç tane aslında saptamam var benim. Katılır mısın bilmiyorum ama bir tanesi bu gidip gelen toplar sırasında oyuncu performanslarıyla ilgili. Yani bir iki tane pozisyon var hatırlarsan, hatta wow wow yaptık. Hani açılmaya fırsat kalmadan Gabi'nin, ki boy olarak da Gabi uzun boylu bir oyuncu değil. Yani Vargas'tan aralarında 8 santim falan fark var yani. Durduğu yerden çıkarak vurduğu toplar var ve çok etkiliydi hakikaten. Yani bir adım, belki yarım adım yani geriye açılamadan. Aynı pozisyonlarda Vargas o topları plasa atmayı tercih etti. Yani o tür bir hücuma, yani Vargas gücüyle gelip, savurarak bak, gelip yükseldiğinde daha güçlü ikisini ama... İkisini mukayese etme. Çünkü yok. Gabi daha kısa boylu, daha çabuk, 4 numara oyuncusu. Oyun tekniği Vargas'tan çok farklı. Vargas geriden gelip hücum yapan, o güçle vuran, vuran bir oyuncu. Yani ondan o çabuk performansı bekleme. Bunu Fedorosieva ile mukayese beklemek edebiliriz. Beklemek lazımdı ama Fedorosieva tabii gününde olmayınca. Yani ben Fedorosieva'yı, hani sen birkaç zamandır diyorsun ama sana şöyle söyleyeyim yani. Geldiği zamandan beri arada iniş çıkışlarının hiçbiri bu kadar iniş yaşamamışlar. Ya ben bu kadar... Fedorosieva'sız bir Fenerbahçe'nin zaten kazanma şansı yok. Bir de Eda yok. Yani Eda yok derken yani Eda'yı oyuna oynatamıyorsun. Dahil edemiyorsun. Defanstan ve servis karşılamada sıkıntılar yaşıyorsun ve iyi bir tespitte bulundun. Çok iyi servis değil. Cansu gibi çok güzel flat servislerle bozdular Fenerbahçe'yi. Evet. Yani hani çok iyi atılan Hag'ın attığı 5 tane sayı, çok iyi smaç servis, öyle bir şey değil yani. Ve bu aslında şunu gösteriyor. Yani kadın voleybolunun zaten psikolojik olarak etkilenme oranlarına baktığımızda, yani sahadaki performansların fiziksel, taktiksel ya da diğer bir takım özelliklerden bağımsız psikolojinin ne kadar önemli olduğunu da ispatı gibi oldu yani bu maç. İlk set düşünsene, 15-16'larda başa baş giden bir maç. Bir anda Cansu bir 4 sayılık bir servis serisi yakalıyor. Ki direkt sayı değil yani. Bozuyor servis karşılamayı ve bir anda hatalar, çöken bir ikinci set. Yani hakikaten çöktüler yani. Acayip bir sürkülese etti Vakıfbank yani. Bir de şöyle 8 sayı öne geçti. Düşün, Vakıfbank oradan çok hücum etti. Bu arada Pelin hatta. Tamam. Pelin'cim merhaba. Merhaba. Vallahi sen canlı canlı, biz de seni gördük aslında tabii, kenardan birilerine sesleniyordun. Ben buradayım buradayım dedim ama duymadın tabii ondan sonra, ama yani çok çok enteresan bir maçtı yani, hiç beklediğimiz gibi değildi. Sen tabii orada daha yakınen, nasıl gözlemlerin, biraz da istatistik olarak da elimizde bizim bir kağıtlarımız yok, sen orada canlı almışsındır. Hem istatistiki olarak hem de Zehra kaç blok yaptı önce onu merak ediyorum, bayağı bir blok yaptı gibi geldi bana çünkü. Evet. Zehra 5 blok yaptı abi. Çok iyi. Yani, evet, sen biraz hakikaten gözlemlerin çok önemli orada sahanın içinden. Şimdi tabii iki taraf, yani şimdi önemli bir maç bu maç. Yani o Türkiye Ligi'ndeki telaffuzu olan maçlardan olmadığı için iki taraf da gergindi. Vakıfbank bu gerginliğini birinci setin başında 9-9'a kadarki sürede 3 tane servis kaçırarak zaten gösterdi ki, nitekim ilk sette 5 servis kaçırdı. Fenerbahçe de işine çalışmıştı yani, dersine çalışmıştı. Ayça'yı serviste hedef tahtasına koydular. Barç öndeyken Barça servis attılar ki zaman zaman işe yaradı bu durum. Fakat yani senin de söylediğin gibi bir başa baş giden bir ilk sette bir anda Cansu'nun servisiyle, yani daha doğrusu taktik servisiyle, biraz da karşı tarafın hücumunu bozmasıyla İş farklı bir boyuta geçti ve ara açıldı. O arayı da zaten sonuna kadar Vakıfbank götürdü. Genç Arina'nın diyeyim, Fedorosieva bugün ne yazık ki yoktu sahada. Onunla beraber Fenerbahçe'de
Bence Eda her zaman görmeye alışık olduğumuz Eda değildi. Zaten sıfır blokla çıktık herhalde. Eda'nın çok da bu tarz maçlarda böyle bir istatistikle çıkması çok da vaki değildir. Meliha çok istenenini veremedi. O yüzden Ana Kristina ile Meliha'yı değiştirdi. Ki nitekim 3. sette esasında Ana Kristina değişikliği işe yaradı. İkinci sette ama servis olarak daha direkt sayı olmasa da servis olarak daha akılcı servisler atan bir Vakıfbank vardı. Tabii böyle bir düzene geçince o zaman Vakıfbank'ın hemen blok defans sistemi işliyor ciddi anlamda ve ikinci sette Vakıfbank 6 blok yaptı ki Fenerbahçe'nin ikinci sette hiç bloğu yok. Bu neye dönüştü? Bence çok iyi başlayan bir Vargas vardı maça. İlk sette özellikle söyleyeyim %64 ile hücum yaptı ama ikinci setteki o bloklardan sonra o da birazcık bloktan kaçmaya yönelmeye başladığı için onun da atak yüzdesi düşmeye başladı. Ama Vargas'a Fedorotseva hiç yardımcı olmadı bugün. İlk sette de ikinci sette de %20'lerdeydi atak seviyesi Fedorotseva'nın. Dolayısıyla Naz da 3. sette çareyi topu dağıtmakta buldu ki doğru bir hareket yaptı. Orta oyuncularını devreye sokmaya çalıştı. İşte hem orta oyuncusuna hem Anna Kristina'ya hem Vargas'a hem Fedorotseva yani oynayan bütün oyuncuları topu dağıttı. Onun karşılığında da iyi ya %40'larda bir atak yüzdesine sahip oldu. Fenerbahçe bugün en iyi yaptığı şey bütün maç boyunca tuttuğu servisiydi bence. Özellikle Vargas'ın ve Fedorotseva'nın. Vargas'ın sadece bir 4. sette biraz düştü. 2 tane servis kaçırdı. Ama onun dışında 3. sette de Fenerbahçe 2 basit hatayla oynadı. Yani cidden iyi bir top oynadı 3. sette. 4. sette de gene setin başında Cansu'nun servisleriyle biraz arayı açtı. Arkasında Bela çok akılcı atak servisler attı. Daha doğrusu hani iyi servis atıyorum, kuvvetliyim deyip de abanmadı, servisi kaçırmadı. Dolayısıyla orada da iyi bir tur yakaladılar. Cansu bugün mesela enteresan bir şekilde çok elinden top sektirdi blokta ve blok tuttuğu da oldu. Öyle bir katkı sağladı. Tabii Vakıfbank bloğunu iyi kuran ve onun sonunda da iyi defans yapan bir takım. Maçın sonunda baktığınızda 63 tane defanstan top çıkarmışlar. Ve bunun %49'unu sayıya dönüştürebilmişler. Ama büyük aynı rakam. Büyük farkı tabii. Orası yaratıyor zaten. Evet, evet, aynen öyle. 12 tane de bloğu var. Zaten hani baktığın zaman totalde başka bir şeydir. %50'ye yakın, %48'de atak yüzdesi var. Ki Bela %27'lerde yani bütün maçın sonunda %27'lerde. Bir 3. sette Bela kıpırdanmaya başladı. Atak sayısı %50'lere çıktı. Ama gene de hani bütün maç istenileni veremedi. Bence burada Fenerbahçe'deki problem biraz da şundan kaynaklanıyor. Çok formda ve iyi bir Vargas var. Gerçekten çok kuvvetli. Fakat herhalde yani Fedorotseva'nın genç olmasına bağlıyorum ben bu işi birazcık. Top aldıkça hatta aşağıda da birileri aynı yorumu yaptı. Top aldıkça daha çok hani var olan ve kendine güveni gelen bir oyuncu gibi gözüküyor. Çünkü Lazareva ile beraber oynadığı zaman Lazareva Vargas kadar top almadığı için esas topu alan Fedorotseva olduğu için o kendine daha güven getiriyor herhalde. Çünkü Vargas gibi bu kadar kuvvetli bir atakçı yanındayken bu kadar birkaç maçtır hani Fedorotseva'nın ortada olmaması hep bu inişlerin çıkışların olmasını ben açıkçası buna bağlıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Araya girmek istiyorum. İki konu var. Hemen peşine onları da ilave et. Ben Zehra'nın tabii onu çok kritik iki tane o çaprazda yakalamasının da biraz etkisi oldu diye düşünüyorum demoralize olurken. İkincisi de bu kadar iyi oynayan bir Cansu zaten herhalde bu farkın da oluşmasının sebeplerinden biridir diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Yani Cansu'yla belli anlaşması hala daha eski anlaşma şekline dönmüş değil. Ama Cansu'yu sakatlığından sonraki en iyi şekilde sahada gördüm diyebilirim. Bir de yani şimdi notlarıma baktığınız zaman aynen şöyle yazmışım. Barçi profesör. Evet. Yani Gabi inanılmaz formda. Çok üstün oynuyor gerçekten. Zaten maçın MVP'si de o oldu.
Fakat yani Barçı'ya baktığım zaman resmen voleybolu, yani Barçı'yı seyretmekten keyif alıyorum. Çünkü kadın profesör. Önünde çok yüksek blok olduğu zaman çıktıdı pıttıdı ellerinden plase, işte havuza, smaç plase. Yani inanılmaz bir oyuncu. Gerçekten voleybolu çok iyi bildiğini düşündüğün. Hani profesör diyeceğim ve sonuna kadar her şeyi hak eden. Defansıyla da öyle çok büyük artı sağladı. Gabi çok iyi oynadı bugün Vakıfbank'ta. Tartışmasız. Tiaka bazen vardı. Mesela ikinci sette çok iyi oynadı. Dördüncü sette gene biraz toparlandı ama birinci ve üçüncü sette aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani Cansu'yu eleştirmek gerekirse sadece belki ortalarla eline gelen iyi manşetlerde çok daha fazla oynayabilirdi. Çünkü özellikle Zehra ile belli ki o anlaşmayı tekrardan sağlamışlar. Fenerbahçe tarafında da zaten yani Fedorotseva bu kadar zorlanırken, işte Meliha zorlanırken onun yerine giren, işte Annet Anna Kristina da bir çözüm üretememişken, Eda başlı başına bir smaçör gibi oynadığını düşündüğümüz bir orta oyuncu, o zorlanırken hani Fenerbahçe'nin 3-1 skoruyla eve dönüyor olması çok normal geliyor bana açıkçası. Biraz yani Fenerbahçe'de sanki bu maçın baskısını daha çok üstünde hissettim. Ama bana sorarsanız eğer bu servisi devam ettirirlerse atmayı, bence Burhan Fenek'teki ikinci maç, haftaya oynanacak maç çok tehlikeli olabilir. Ama genel olarak yorumlamam gerekirse çok da seyir zevki, keyifli bir maç seyrettik açıkçası diyemeyeceğim. Çünkü iki takımın kalitesini de çok iyi biliyoruz. Hani Barın Yoğun'u iki takım da ortaya koydu. İnanılmaz ralliler, inanılmaz işte defanslar, bloklar, hücumlar diyemeyeceğim. Zaman zaman keyifli, güzel rallilerin olduğu. Mesela Örge'yi de tebrik etmek istiyorum. Belki istatistiğine baktığınızda manşet yüzdesi çok iyi gözükmüyor ama sonuç olarak bütün sahaya almaya çalışıyor. Özellikle Meliha çıktıktan sonra bütün sahaya almaya çalışıyor ve çok iyi defanslar yaptı. Naz akılcı oynadı bence. Yani smaçörlerinden, Fedorotseva'dan ya da sıkıştığı zaman. Çünkü topu normal olarak her pasörün düşüneceği gibi Vargas'a yıkmak istemiyor. Çünkü sadece Vargas'a pas atar hale gelirse o zaman sonuç başka bir şeye dönüşür. O zaman bir noktada zaten Vargas'a bitirir. Onun için de akılcı davrandı, akılcı oynadı diyebilirim. Zaten çok iyi defanslar da yaptı. Popovic, senin çok sevdiğin Popovic, fena değildi diyebiliriz esasında. Hani o da ama böyle çok efektif miydi? Değildi. Ama genel olarak zaten hani size söylediğim, yani 68 defanstan top çıkarmış bir Vakıfbank var ve bunun %49'unu hücuma dönüştürmüş, sayıya dönüştürmüş. 48 top çıkarmış ve ancak bunun %35'ini sayıya dönüştürmüş bir Fenerbahçe ve 12 blok Vakıfbank, 6 blok Fenerbahçe deyince zaten arada bir şey anlıyorsunuz. Sadece Fenerbahçe'nin tek üstünlük sağladığı yer servisten aldığı direkt sayı. O da 7 tane direkt sayı aldı. 9 tane hata yaptı. Vakıfbank da 2 tane direkt sayı aldı. 9 tane hata yaptı. Vallahi Pelin'cim ağzına sağlık. Başka anekdot var mı orada dedikodu mahiyetinde? Ya dedikodu bitmez mi Metin abicim, ama şimdi bunların hepsi televizyonda söylenmez. İnşallah programa geldiğimiz stüdyoda konuşuruz bunları. Tamam o zaman. Tabii şimdi artık çok az zaman kaldı. Bazı transfer şeyleri var benim de yeni öğrendiğim. Hani onları paylaşırız seyircilerimizle gerekirse. O zaman önümüzdeki haftaya şimdiden bir merakla bekletelim. Sende bol malzeme var demektir bu. Bol malzeme demeyelim de bir iki tane bir şey var diyelim. Tamam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz valla. Çok güzel özetledin. Oradan bize katkı sağladın. Çok teşekkürler. Sağ ol Pelin'cim. Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, biz de bu arada bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz sohbete. Evet, kaldığımız yerden kızları konuşmaya devam edelim.
Şimdi Pelin de çok güzel toparladı aslında ama üzerine konuşacağımız bazı detaylar da var. Ben onları sana sormak istiyorum. Normal şartlarda böyle bir hakikaten hedef bir maça hazırlanma anlamında Fenerbahçe'de, Vakıfbank'ta kendine göre bir konsantrasyonda hazırlandılar. Ve bu konsantrasyon sonucunda ilk sete başlandı. Seyirci, atmosfer inanılmaz. Ve bariz bir formsuz durum yok. Herkes sıçrıyor. Görüyorsun çünkü sahada. Evet, yani bir iki sayı, bir sayı, yani bir, gidiyor, bir o geçiyor, bir o geçiyor. Yani, evet. Yani voleybola has bir şey midir diye soracağım da o yüzden. Özellikle kadın voleyboluna. Yani iki tane, üç tane serviste karşılama derken falan bir anda yani acayip bir üst üste yapılan hatalar. Yani herkesin katıldığı hatalar. Bir de bir kişi, iki kişiye de bağlayamayalım. Çünkü öyle olsa bu kötüydü diyeceğiz. Öyle bir durum da yok. Herkes kendine göre bir hata, iki hata derken 4-5 sayı bir anda Falk ve Kupan tersi de olabilirdi çünkü. Yani maç ilk başı buna müsaitti yani. Bunun spor açısından, sporcu açısından yani nasıl, yani hakikaten nasıl oluşuyor ya, bir nasıl engellenemiyor ya da bu müdahale edilebilir bir şey midir? Yani deneyimlerin ne diyor? Yani sen antrenör olsan engeller misin bunu? Ya da oyuncuların içinden birisine bir silkelemek mi? Nasıl bir şeydir? Yani normal bir sporcu olmayan birinin bazen anlayamadığı konular bunlar. Çünkü hakikaten şey yapamıyorsun yani. Bir yere koyamıyorsun. Yani nedir bu kadar kabiliyetli, bu kadar iyi, antrenman yapmış, hazır, 3 dakika evvel iyi oynayan, sonra bu nasıl oluyor sorusunu. Senin deneyimlerin nasıl cevaplıyor? Şimdi ilk set o kadar başa baş gitti ki ben kim ne zaman kırılacak diye bekledim. Beklediğimiz bir şey yani. Evet yani çünkü hakikaten çok şey tempolu, işte tansiyonu yüksek bir maç oynanıyor. İki takım da kırılmadığı kadar çok başa baş gidecek. Kaç set oynanacağı belli olmayacak bir havada gidiyordu. Şimdi özellikle Fenerbahçe Opet takımı hücum ağırlıklı oynadığı için, daha çok smaç gücüyle oynayan bir takım hüviyetinde olduğu için, onların hepsinin eşit ağırlıkta hücum ve başarılı hücum yapması lazım ki o demin söylediğin moral motivasyon o çocukları ayakta tutsun, mücadele etme gücü versin. Bu nerede bozuluyor, kırılıyor Fenerbahçe'de? Servis karşılayamadıkları zaman. Yani genelde bugünkü voleybolda herkes 4 numara oyuncularını üzerine oynayıp üzerine servis atıp oyun dışı bırakmaya çalışıyor. Bozmaya çalışıyor. Ki hücumda o şeyi, etkiyi, hani bir kafayı düşürsün. Önce bir psikolojiyi oradan bozalım sonra blokta yakalarız gibi. Ve nitekim öyle oldu. Nitekim öyle oldu çünkü o servis karşılama bozulmaya başladı. Bu sefer hep 3 metrenin dışına gelen şeyler, manşetlerle köşe hücumlarına dönmeye başladılar. Aşağı yukarı maçın büyük bir kısmını bu şekilde oynadılar. O zaman senin çok zıplayan ama işte çok uzun olmayan, çok güçlü, kuvvetli olmayan smaçörlerin yavaş yavaş oyundan düşmeye başlıyor. Ve karşı takımın o uzun orta oyuncuları ya da sıçrayan oyuncuları. Karşı takımın uzun orta oyuncuları seni daha çok yakalıyor. Biraz daha oyuncudan düşüyorsun. Rally'de top gitti geldi. Çıkan topu ama öldüremedin. Çıkan topu öldüremedin. Rakibin çıkarttığı topu öldürdü. Bir kere daha gitti geldi. Yine öldüremedin. Gene rakibi. O yani psikoloji seni aşağı çekmeye başlıyor, olmuyor diye. Sen yapabildiklerini de yapamaz hale geliyorsun. Aslında arada bir döngü değil mi? Servisten hani zorlayıp da sayı aldıklarında biraz daha moral oluyor. Evet. Ama hani her iki smaçörde süratli, böyle daha yatık çabuk paslarla oynayan smaçörler olduğu için Vargas'ın haricinde o toplar gelmediğinde daha zorlanıyorlar. Timing bozuluyor. Karşıda şimdi sen Zehra ile Isabel'in blok yaptığını düşün. Biri 1.96, öbürü 94 neyse. Yahut o da 96. Hani erkek bloğu gibi bir blok var karşında. nereden geçeceğini bilemezsin. Geçersen de defanstan çıkıyor bu sefer. Çünkü o kadar çok yer kapatıyor ki o blok. Dediği
döngü işte. Yani. Evet yani Vakıfbank'ın hakikaten çok disiplinli bloğu var. Evet bloğa çarpan top sekiyor, hata yapıyor. Arada açıklıklar falan oluyor zaman zaman ama onları da defansla kapatıyorlar. Gabi de neredeyse libero tadında defans yapıyor. Yani Gabi servis karşılıyor, defans yapıyor, hücum ediyor, servis atıyor. Bu tipik Brezilyalı oyuncu. Yani iyi işte bak daha bu Brezilya'nın iyisi dediğin kalitede bir oyuncu. Barşekli ile ilgili Pelin'in söylediğini maçı seyrederken sen de o hisse kapıldın ya. Çünkü o yakından da seyrettiği için hakikaten onun o profesör edasıyla deyince aklıma geldi enstantaneler ama bende öyle bir tortu kalmamıştı yani. İyi oynadı gibi herkes gibi ama bu kadar övebileceğim bir şey aklımda yoktu. Ama düşününce hakikaten çok iyi işler yaptı. Şimdi hani erkek takımlarında abiler vardır ya. O abi gençliğindeki performansında değildir. Ama abidir, ona güvenirsin, ona atarsın pası. Şimdi aynısını abla olarak bu kız yapıyor. Yani yakında belki milli takımı da bırakacak önümüzdeki sene, bilemiyorum. Ama hani çok yüksek performanslı bir oyuncu gibi gözükmüyor. Ama çok akıllı top oynuyor. Tecrübesi çok fazla. Servis karşılarken çok faydalı, defansta çok faydalı. Hücumda bir şekilde top öldürüyor. Yani bir şekilde hakikaten. Evet ama onu bir hani öldüremeyeceği zaman işte bloğun her tarafı kapattığı yerlerde bloğu kullanıyor. Evet. Yani çok akıllı, tecrübeli bir oyuncu. O yüzden elbette ki çok katkı sağlıyor takıma. Tabii Fenerbahçe'de yani şimdi bir Anna hakikaten Cristina değişikliği bir hava getirdi. Yani kenarda baktığında ben maçtan evvel bir şöyle kenardaki oyuncuları bir alt alta yazdım. Ve Vakıfbank'ın kenardaki altısında da oynasa Fenerbahçe'yle başa başa oynayacak kadar kaliteli bir kadro var kenarda. Fenerbahçe'de tabii böyle bir kenardan destek alabileceği çok fazla oyuncu da yok. Bu da belki de bu çözümsüzlüğü açabilecek, değiştirebilecek bir şeyi de Terzic'in elinden aldı mı? Ne düşünüyorsun? Hayır, aslında Fenerbahçe'nin de değiştireceği oyuncular var ama ne kadar hazırlar böyle bir Şampiyonlar Ligi maçına onu bilemiyorum. Yani çünkü bu çocukların hepsi ligde oynayıp da denenmiş oyuncular değil. Öyle bir fırsat olmuyor. Bu şeyi de hani Ana Cristina'yı da ligde oynatamadığı için ancak burada deneyebiliyor. Onun gibi Türk oyuncular da var arada girip oynayabilecek ama onlar da ligde az oynuyorlar. Şimdi hani Fenerbahçe, Vakıfbank gibi, Eczacıbaşı gibi başa oynayan takımların oyuncu değiştirip de hani deneyeyim diyeceği çok maç olmuyor. Böyle bir takım deneylere girenlerde de sıkıntılarla karşılaştılar. Guidetti en çok yapanlardan biri bunu yani. Guidetti bunu, bunu çok yapıyor. Evet. Dediğin gibi elindeki o hani altının sonrasındaki en az 4 oyuncusu zaten her an evet, bu takımın içine hiç değişmeden de oynatabilirsin. Bütün maç boyunca. O çok büyük bir avantaj. Peki yani şöyle düşünüyorum. Biraz yani şey gibi. Bir de bak Vakıfbank ligde bu kadroyla oynayamıyor yabancı sayısı yüzünden. Evet. Kübra oynuyor. Kübra oynuyor. Evet. Şimdi Fenerbahçe bu kadroyla oynuyor. Aslında bir avantaj olmasını daha lazım. Birlikte olmuş gibi ama Ogbogu o kadar katkı sağlıyor ki takıma o bu avantajı bozuyor. Bir şey daha var. Tabii aslında baktığında gerçekten en büyük performans beklediği Fenerbahçe'nin ve belki de bizi de yanıltan, yani haksızlık yapıyor da olabiliriz. O yüzden biraz Fenerbahçe'nin hakikaten bana göre favorilerden biriydi bugün. Bu maçta favori, daha ağır favoriydi bana göre. Onun da sebebi anlattık az önce. Ama iki tane de genç de buna neden oluyor. Yani biri 17-18 yaşında, öbürü de 21 yaşında. Vargas da herhalde 21 yaşlarında falan yani. Vargas evet 21 ya da 21 yaşında. Yani dolayısıyla şey de öyle işte. Hem Rus hem Brezilyalı. Onlar da 17-18 yaşında. Şimdi, dolayısıyla hani onların bu tür maçlardaki performansında değişkenliğe de çok hani söylenecek laf da yok yani baktığında. Çünkü onlar da böyle maç oynaya pişecekler. Sen Vakıfbank'a baktığında yani Zehra diyorsun. Zehra 23 yaşında, evet o da genç ama
5 senedir oynamadığı falan yok yani. Baktığın, anladın mı? Yani dolayısıyla hani oraları da oynamak gereken alanlar. Yani bu maçta birkaç kez oynandığında oyuncu bu maçta eli titremeden oynuyor değil mi? Yani biraz orada da Fenerbahçe'deki genç oyunculara haksızlık yapmamak lazım. Yani bu iniş çıkış olabilecek bir şey yani. Vakıfbank'ın oyuncularının bir kısmı hani o kadar uzun süredir bir arada oynuyor ki milli takımda da yine beraberler. Başlarında Guidetti var. O yüzden hani Fenerbahçe'nin biraz daha zamana ihtiyacı var ama zaman bitti yani sene bitti. O yüzden önümüzdeki sene daha farklı bir... Ne olur ikinci maç? Yani ya Buran Fenek Fenerbahçe tamamen dünyayı kendine çevirdi. 7 bin kişi oraya Fenerbahçe taraftarı geldiğinde biraz daha farklı olacaktır. Eğer hani bu şeyden maçtaki hatalardan bir ders alıp da bunu uygulayabilirse Fenerbahçe daha keyifli, daha mücadeleli bir maça şahit olacağız gibi gözüküyor. Yazık ki maç seyretmeye gidemiyoruz. Yani voleybol her zaman canlı izlenir. Sahada doğru açıda oturan bir insan ki o doğru açı hep böyle filenin tam üzeri değildir. Biraz sağa, biraz solu ve de aşağı yukarı böyle göz hizası filenin hizasına gelen bir seviyeden seyredildiğinde bütün yapılan doğrular, hatalar, yanlışlar çok net özellikle gözükür. Özellikle defans kurguları, blok, defans kurgusu, pasın gelişi, oyuncunun kalitesi, zıpladığı bütün hareketlerini görürsün ve canlı seyretmek çok farklı gerçekten. Peki bir şey daha var bu gündemde bu ara. Ben bunu da pas geçmek istemiyorum. Jilet Milliyet Spor Ödülleri'nde ağır bir voleybol şeyi vardı, hakimiyeti vardı. Mesela onun... yılın takımı diyor. Kadın milli takımı Vakıfbank. İki voleybol takımı birden adaydı. Düşünsene yani olacak güzelliğe bak. Burada tabii dün geçen programda da konuşmuştum. Eda'nın gerçekten kazandığı bir ödülü oraya gidemediği için bir başka sporcuya artık çünkü bu da gayet doğal hak veriyorum. Çünkü hastalık, sağlık ya da yaşayan ve gündemde olan ve burada İstanbul'da uygun olan bir oyuncunun oraya gelip ödülü alma ihtimaliyle garip bir şekilde engelleniyorsa o zaman o ödülü ne yazık ki orada önemli olan oradaki performansın ama değerlendirilmesi. Ama iyi ki gelmemiş Eda. Çünkü bugün... Bahane ona mı kesilirdi diyorsun? Bu bahane, bahane demeyelim de yani oraya yorulabilirdi. Ama yani burada doğru mu olurdu? Hiçbir zaman hayır, olmadı. Bakın bankın tümü oradaydı. Ama bu bir sorumluluk yani... o yüzden iyi ki gelmemiş Eda. Vallahi ben hiç öyle katılmıyorum. Bu arada tabii şöyle de bir enteresan bir anekdot var. Onu da paylaşmak lazım. Bizim yıllardır işin esprili tarafı da olur. Branşlar arasında bir takım mücadeleler vardır. İşte yer alma, daha çok gündemde olma, başarı endeksine bağlı olarak halkın daha çok sahiplendiği branşları sıralarız. İşte futbol hep belli bir noktadan sonra önde gider. Yapacak bir şey yok. Ekonomisiyle de doğru orantılı. Basketbol, voleybol. İşte basketbol bir dönem hakikaten ağır bir öncelikle kendine yer bulurdu. Fakat voleybolun özellikle kadınlar tarafındaki bu başarılar biraz basketbolun da kendi içindeki istikrarsızlıkları voleybolu biraz daha öne geçirince yani başkanın özellikle Hidayet Başkan'ın dün bir serzenişi olmuş. Ağır bir voleybol altında eziliyor basketbol. Buna izin vermek istemiyorum demiş. Ben bunu tabii çok büyük bir övünç olarak alıyorum bir voleybol severi olarak. Voleybol hakikaten nerelere geldiğinin güzel bir ispatı bu itiraf. Önümüzdeki dönemlerde tabii ki basketbolun da başarılı olduğu ve onlarla gurur duyduğumuz seviyede bir başarılar elde edecektir basketbol. Yeni bir jenerasyon yakaladı ve o jenerasyonun devamında. Ama yani direkt birinci ağızdan böyle bir itirafta bir garip arkada bir mücadele gibi giden şey de bizi tabii çok mutlu etti yani. Güzel bir rekabet diye. Evet evet o rekabette biraz hoşumuza gitmedi değil yani. Başkanımıza da buradan sevgilerimizi iletelim. Var mı başka dünya söylemek istediğim bir şey? Yani haftaya güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Onu izleyeceğiz. Peşinden Türkiye Aksa işte kupa var. Evet. Peşinden playofflar başlıyor. Artık.
Bu arada önümüzdeki hafta biraz da birincilikten Efeler Ligi'ne çıkan takımlardan bahsetmemiz lazım. Orada da çok güzel çekişmeli maçlar oluyor. Televizyon TRT Yıldız, evet. Spor Yıldız yayınlıyor maçları. Hani düşen takımlara hakikaten çok üzüldük. Çok erkeklerde özellikle. Erkeklerde çok, özellikle çok, yani çok gerçekten hani 6 galibiyetle düşen takım var. Küme düşen takım ne bileyim işte sıralamada ikinci, üçüncü olan takımdan 3-2 oynuyor, bazen yeniliyor, yeniliyor filan. Erkekler Ligi gerçekten çok şey çekişmeli geçti bu sene. Evet. O zaman biz hakikaten özel bir programdı zaten. Programın sonuna geldik. Hem Salı günü bizi izlemeye devam edin, hem de yine finalin, yarı finalin ikinci ayağından sonra da yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.